mesele gündeme getirdiği arsaların satış konusu. Bu konuyla ilgili AK Parti grubu atı topraklarımızı sattırmayız şeklinde beyanlarda bulundu. CHP Başkanı'nda Ergene'de kimse rahat uyumasın şeklinde bir söylemler oldu. Rasim Başkanı'nda Türkiye'de satılmadık yer mi kaldı diye bir söylem oldu. Bugün yan yanasınız. Neler söylemek istiyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani bir şey ilave edeyim. Ben Rasim Başkanı Sabahin ardını kaldıramam. Çok rahat uyuyor yani. Yok, hayır dedim başkanım. İkinci sorumda Kadir Başkanı olacak. Evet. Ergene ile Çorlu'yu birbirine bağlayan Çırak Bayırı ile ilgili evet. Bir projemiz vardı. Onunla ilgili gelişme nedir? Başka bir süresinde ben de söyleyeyim. Şimdi az önce de ifade ettim. İşte ortak payda buluşmak zorundayım ki. Biz tabii geçen dönem ilçe başkanlarıma da, Mustafa Başkanıma, diğer kardeşimize de aynı şeyleri söyledim. Bize gelip planlarla ilgili, hazine yerleriyle ilgili, kamu alanları yerle ilgili her şeyi sorabilir. Oradan yardımcı olabiliriz diye yine söylüyorum. Buradan tekrar Cem kardeşime de söylüyorum. Çünkü ortak payda buluşmak zorunluluğumuz var. Yani bizim. Ortak payda işte az önce de söylediğim gibi. Ortak payda toplu benim işçideki ücretli dönüm sanayi arsını. Bu bir ata toprağı, Doğan Bey dedi orasıdır işte. Esas ata toprağımız orasıdır. Yani köy tüzel kişiliğinden. Benim işe intikal etmiştir, benim işten de Ergene'ye intikal etmiştir. Burada tabii ki biliyorsunuz OSB Müdürlüğü burasını emlaklarından kamulaştırmak istiyor. En büyük burada mücadele vereceğimiz ortak faydamız budur. Diğer yerleri parçalıdır. Yani ihtiyaç anında satılır mı? Satılır. Ben satılmaz diye iddiam yok. Yine söylüyorum. Benim iş yerim mevcutçemiz var. Doğan Bey bilir. Parkta, meydanda, garajda, geçmiş belediye başkanlarından bize de intikal eden, zaman zaman ödediğimiz yerler var, ödeyemediğimiz yerler var. Vatandaş direkt çeviriyor, benim yerimi kamulaştırın diyor. Bir yandan kamulaştırırken bir yandan da tabii ki satış kararı aldık. Vatandaşın yerini almak zorundayız. Almama gibi olasılığımız yok. O yüzden yani esas en büyük sorunumuz dediğim gibi Ergen'in sorunu o sebedeki mülklerdir. Biz sonuçta yani meclis tartışır, kararı verir. Satılır veya satılmaz diye. Bir taraf satılmasın diye olabilir. Bir taraf ihtiyaç varsa satılır da. Yani biz hemen o parsellerin yangından mı kaçırmıyoruz? İhtiyaç olursa satacağız, ihtiyaç olmazsa satmayacağız. Onlar konut alanı. Farklı bir alan olsa, çünkü oraya farklı belediye konut yapıp satma gibi bir olasılığı, çünkü parseller küçük, parçalı. Belediye istediği yerler var, vatandaşın istediği yerler var. Yani müstakil yerlere ben anladım da, yani istediği yerler var. Çünkü imar barışından vatandaş kanun hakkını kullanmak istiyor, değerlendirmek istiyor. Bu gibi yerlerde tabii arkadaşlarımızın görüşüne ben saygılıyım. Yani farklı bir değerlendirme olabilir mi? Olabilir. Ama tabii onlara saygı duyuyorum. Sonuç için teşekkür ediyoruz. Tabii sorunuz aslında başkaydı. Rasim Başkan yine başka. O sebebi arasına girdi. Konumuz aslında başka. Şimdi bizim tavrımızı ben İçeride yine söyledim, tekrardan söylüyorum. Ben Ergene'deki halkın bir metrekare toprağının hisseli de olsa, hissesiz de olsa halkın yararına olacağından emin olmadığım durumda hem mecliste karşı çıkacağım, hem bunun hukuki olarak da yoluna bakacağım. Şimdi yarın alınan meclis kararları ilana çıktığı gibi oraya da gidip idare mahkemesine davasını açacağım. Arsalar satılsın, yine aynı şekilde gideceğim, davasını açacağım. Bir idarenin vermiş olduğu kararın muhakkak ki kamuya faydalı olma zorunluluğu vardır. Ben şimdi çıkarırım karar, ondan sonra ister satarım, ister satmam gibi bir uygulama olacağını ben çok doğru bulmuyorum. Hükümetimizle alakalı Sayın Başkan'ın açıklaması, ülkede başka yerler satılıyor gibi açıklamayı da çok doğru bulmuyorum. Bir, ülkede yapılan işler özelleştirmelerdir. Özelleştirme ile satış işlemleri çok farklı iki işlemdir. Ve madem özelleştirmeye karşısınız, siz özelleştirdiniz, o zaman ben de satarım uygulamasını, o zaman bu işleri meşrulaştırmış olursunuz. Konular tamamıyla farklı. Özelleştirilmenin sonunda bu ülkede 17 senede Kars'tan Edirne'ye kadar geldiğinizde yapılan neredeyse yolların %80'i, yapılmış barajların çok büyük bir bölümü, yapılmış hastanelerin %90'ı,
hastanelerin, adliye saraylarının, vergi dairelerinin, SGK binalarının, Marmaray'ın, Avrasya Geçidi'nin, 3. Köprü'nün, Osman Gazi Köprüsü'nün, İzmir Otoyolu'nun 6. ve 7. bölgedeki geçitlerin hepsinin bu özelleştirmelerden gelen paralarla yapıldığı hakeza ortadadır. Ancak Ergene'de bundan önceki 4-5 senede yaklaşık 100 milyon yakın bir arsa satımı gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkanı Yardımcılarımız yaklaşık biz arsa da satın alıyoruz diyorlar. Halkın tabii almak zorunda olduğu arsası da var. Yaklaşık 46 dönümde arsa alındığından bahsediyor. Ancak satılan belli, alınan 46. 46 dönüm. 3 payla saman çıkar 46 dönümden Sayın Başkanım. Tabii biz satım noktasında mutabıkız. Ya şimdi tabii sen satılma mutabıkızsın. Yani ben benim işim belli başka iki beyden... Benim işimde 90 dönüm satışa çıkarken ne yaptıysak hepsini de aynısını yapmaya devam edeceğiz. Benim işim dönümde de 600 dönüm yer aldık. Yani biz sonuçta ihtiyaç anında da veya farklı düşüş içerisinde olduğumuz zaman da geçen dönem aldık. Başkanım, yer aldık. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz AK Parti bir belediye başkanı vardı bizde. Biz sağ görüştük ama Rasim Başkan'a destek verdik. Sadece cami tarlasını sattığı için. Ve başkanım da söz verdi. Bundan sonra dedi ne yer satacak ne sattıracak. Biz cami cemaatine bile o istedik. Ya yer satılır önemli yani, şimdi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yer satmak hayır bir şey. Ama Cumhuriyet tarihi hizmetini yaptık Ergene'miz. Tamam karşılığında şimdi, bir hizmet varsa başkanım sıkıntı yok zaten ama karşılığında bir hizmet yok. Ben burada karşılıklı polemik devlet şunu sattı bunu sattı derse siz işte devlet çıkamayız. Çünkü en yakın şeker fabrikaları çok yakında el değiştirmiştir. Bunlar özelleştirme değildir. Sonuçta bunlar da devlet satmıştır. Konuşmak istemiyorum. Misafir geldiğiniz için yani, konuşmak çok şey yaparsak. Konuşmak istemiyorum. Emniyetin de şeker fabrikasına siz diyor. Şeker fabrikasının yanında halk mı olur? Azeri, yani, Cumhuriyet Halk Partisi belediye sattı. Neyse biz konuyu kapatalım. O belediyeyi de o tepkiye rağmen yine biz kazandık. Rahat uyumasınlar sözüm de denetim raporlarıyla alakalıdır. İnceleyeceğiz. Varsa bir şey yoksa yapacak bir şey yok. Başkanım tabii ki de olacak. Onu da sıkıntı. Yani biz bizim de yarışmaları için erken kalkmalar lazım. Biz çok erken kalkıyoruz Gülşe Belediye Başkanımızla beraber. Yani, evet. Yaş kalkın kardeşlerimizin kalkıyor. Belediye Türkiye'de öğreten bir liderin askerleriyiz. Evet. Şimdi Ergene Belediyesi hani 10 tane köyden, 4 mahalleden oluştu. Buraya genel bir plan çalışması yapılıyor mu? Şey, limar planı. Tabii onlar çalışma yapılıyor şu anda. Bakın şu anda biz 1/100 bin planına talip olduk. Üçüncü aşaması da askeriyle oradan geçer. Aslında bu dönem askeriyle anlaşmak üzereydik. Ancak aradaki o köprünün de bulundu ve öbür taraf 52 davalı bir mirasçısı var orada. Ve sürüp gidiyor. Bu sebep orası sonuçlanmayınca askeriye de bize istediğim yeri vermedi. Başkan verecekti. O bir yer istedik oradan. Ya şuradan bir metre geçelim. O da bana şurada bir tane hangar yap, bir tane bina yap. Ona bile razı geldik, bu çoğulu yapalım diye. Onları bekliyoruz ama burada bir sabah kaymakam beyle görüştüm. O köprüyü yenilemek için bir çaba gösteriyoruz. O köprü, belki bir süre o köprüyü yaparken geçişi başka bir yerden verecek. Köprünün ayaklarında ciddi bir şey var, deformasyon var. Ben bugün toplantıda Fenişli Daire Başkanı talimatı verdim. Bir kişiye bunu güzel bir inceletin, kullanılır ne kadar dedi. Ondan sonra da onu yapacağız ama o mahkemeler sonuçlanmadı ama büyük bir ihtimalle bir sene, üç sene içinde bitecek bunlar. O zaman işimiz daha kolay olacak yani ama dediğim gibi orayı yapmak zorunluluğumuz var. Taşımıyor artık. Bir de Ergene ile Çırakbeyli arasındaki Çorlu arasındaki yol da çok uzun başlıyor. O da parçalar mı yani? Üç parçalar. Diğer siyasi partiler bekliyor. Onları da ziyaret edeceğiz. Kısa bir şey olur. Ben size bir sorsam.